Değerli arkadaşlarım, merhabalar. Eğitim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Yine hem mesleki videolar hem de tabii ki hem benim ilgi alanım hem becerilerim yönünde farklı tarzda içeriklerim gelecek eğitim kanalıma. Sizlerden ricam tabii ki eğer beğeniyorsanız, sizlere faydası oluyorsa videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda AutoCAD 2024 programında yeni bir parça örneğini birlikte çizeceğiz. Kanalda paylaşacağımız 15. parça örneği olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımda ben şu kısmı orijin kabul edersem 80 mm sola doğru 20 artı 30 50, 30 da burada yarıçap var, 80 de yukarı doğru çıkarak ne yapabilirim, başlayabilirim. Dolayısıyla hemen line komutunu aldım. Şuradan ortogonalımın açık olduğundan emin oluyorum. Bakın sola doğru 80 mm. Aynı şekilde yukarı doğru 80. Tekrar sağa doğru yarıçap 30 olduğu için 30 mm geliyorum. Şimdi aşama aşama gideceğiz arkadaşlar. Bakın şu 20 mm mesafede bir eksen çizgimiz var değil mi? Bunun için şöyle yapacağım. Tekrar line komutuyla bakın bu noktadan yukarı yönde 20 mm çıkıyorum. Sonra şöyle bunu gelişigüzel uzatıp şu şekilde bırakıyorum arkadaşlar. Akabinde gerçi eksen çizgilerini daha sonra yapalım ki şu layer kısmından nasıl açılıyordu onu da sizlere bir hatırlatmış olalım aynı zamanda. Şimdi bu kısmı hallettik. Bakın 60 mm mesafede de 7 mm yarıçapında bir tane dairemiz var. Ben bunu şöyle yapayım. Şu noktadan dairemi çizeceğim. Yukarı 20, sağ 60 mm öteleyeceğim. Dolayısıyla circle komutunun altından center radius komutunu çalıştırıyorum. Bakın köşeye çiziyorum. 7, enter. Daha sonra bunu tuttum. Move komutunu çalıştırıyorum. Geldim. Merkezden yukarı yönde 20 mm ötele. Tekrar gel. Move komutunu çalıştır. Yine merkezden bu yönde 60 mm ötele diyorum. Şimdi bu kısmı hallettik. Esasında zor olan kısmı hallettik. Daha sonra şöyle yapacağım. Tekrar bu kısma geldim. İsterseniz şu layer kısmında bir hatırlatalım arkadaşlar. Bakın layer'a girdim. Buradan geliyorum. New layer diyorum. Akabinde bakın layer 2 olarak buraya kaydoldu. Continuous kısmına tıklayarak loot diyerek istediğim eksen çizgisini buradan seçebiliyorum. Şurada benim daha önce kaydettiğim JIS 0811 standartım var. Tabii ben daha öncesinde kaydettiğim için otomatik olarak uyarı veriyor program. JIS 011'i seçip OK diyorum arkadaşlar. Zaten şuraya da aynı şekilde bu gelecektir. Şimdi şunu tutalım mesela buradan eksen çizgisi şeklinde ayarlayalım. Eğer beğenmiyorsanız buradan tutup örneğin center şeklinde de aynı şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi daha sonra ne yapalım? Şöyle bir bakalım nasıl ilerleyebiliriz diye. Tabi 30 derece olan eksen çizgimi şu anda çekmeliyim. Hemen line komutunu çalıştırdım. Bakın buradan ortogonalı kapatıyorum. Merkezimi önce buldum. Şöyle 30 dereceyi yakaladım. Bıraktım arkadaşlar. Daha sonra bakın tuttum. Buradan offset komutunu çalıştır diyorum. Her iki ucunu da seçerek bu yönde 7 mm offset diyorum. Daha sonra tekrar bunu tuttum. Mirror komutu diyorum. Bakın merkez şu noktamı tuttum ve uyarıya hayır diyorum. Şimdi bu kısmı hallettik. Akabinde bakın fillet komutunu çalıştırdım. Fillet komutu. Alt taraftan radius'u seçiyorum. Ölçüm 30. Enter diyorum. Bakın birinci kısım, ikinci kısım geldim buradan onayladım. Hemen akabinde tekrar line komutuyla şöyle ortogonalımızı açalım. Aşağı doğru bunu uzattım. Şunu da yukarı doğru bir tık uzatıyorum ve şunu tuttum arkadaşlar. Mirror komutuyla geliyorum öbür tarafa doğru aynalıyorum. Şimdi bakalım başka neler var. 20 artı 30'dan 50 milim değil mi? O zaman şöyle yapalım. Şunu tuttum. Copy komutunu çalıştırıyorum. Bakın komutlar boşa değil.
Bunu şöyle yukarı doğru geliyorum 50 milimetre. Öteliyorum ve şu fazlalık kalan kısmı sildim. Akabinde şuradan line komutunu aldım. Bakın bu noktamdan şöyle yakınlaşıyorum bir tık daha. Şöyle geldim kapattım arkadaşlar. Hatta bunu isterseniz şöyle aşağıya kadar da birleştirelim. Ve bu aşamada tr enter enter komutunu çalıştırdım. Şu dışarıda kalan kısımlarımı gelip buluyorum. Aynı şekilde şu kısımları da geldim. Budadım. Bakın devam ediyorum budama işlemine. Şuraları da aynı şekilde buluyorum. Ve tabii ki bakalım tekrar bir şeklimize. Evet, buradan içeride kalan kısımda şuraları da buluyorum. Şunu da budayıp burayı ne yapacağım? Teğet birleştireceğim. Bakın buradan line komutunu aldım. Teğettik işaretini gördüğüm yerde bırakıyorum. Tekrar tr enter enter komutuyla bu kısımda geldim. Budadım. Ne yaptık? 10 numara 5 yıldız parçamızı kaba taslak oluşturmuş olduk. Şimdi tekrar çizime geri dönüyorum arkadaşlar. Şuradan ortogonalı kapatıyorum. Şu eksen çizgilerimi birazcık daha düzenlemek istiyorum. Şu şekilde. Akabinde şuradaki küçük daireleri oluşturalım. Bu arada şunu da tekrar eksen çizgisi haline getiriyorum. Şu merkezden bakın 10 milim çapında, daha doğrusu 7 milim çapında bir küçük dairem var. Bunun arasında 30 milim mesafe olan başka bir daire ve bu tarafa da ötelenmiş yine başka bir dairemiz var. Dolayısıyla center diameter komutunu çalıştırdım. Bu merkezi buluyorum. Çap 7 enter diyorum. Bakın tuttum. Copy komutu. Önceki daire lazım olacağı için move komutunu kullanamıyorum. Buraya bir tane yapıştırdım. Tekrar copy komutu. Geldim bu merkezden. Daha doğrusu bunu yaparken ortogonalınız açık olsun arkadaşlar. Daha sağlıklı bir şekilde yapacaktır. Copy komutuyla merkezimden buraya 20 milimetre enter. Bu 20 de nereden geliyor onu da açıklayalım. Bakın buradaki yarıçap ölçüsü 30. Şu aradaki mesafeyi nasıl bulurum? 30'dan buradaki 10 ölçüsünü çıkartarak. Dolayısıyla başka herhangi bir şey kalmadığına göre ölçülendirmelerimizi yapalım. Hemen Dimension komutumu aldım. Bakın şöyle buradaki ölçümüzü verdik. Tekrar Dimension komutu şu merkezden şuraya olan ölçüm veriyorum. Ve diğer geriye kalan ölçülendirmeleri de aynı şekilde vermeye devam ediyorum arkadaşlar. Mesela şu merkezden bir ölçümüz vardı. Şu şekilde 60 milimetre. Tekrar Dimension komutu. Başka gerçi uzaklık ilişkisi ne var? Biz şu vardı sanırsam 10 milimetre. Hemen akabinde şuradan bakın Angular komutu seçiliyken şuradaki açıyı veriyorum 30 derece ve şunu da bu arada tutup şuradan eksen çizgisi haline getir diyorum. Akabinde buradan radius komutunu seçtim. Şuradaki radiusumu ölçülendirdim. Tekrar radius komutu. Buradaki radiusumu ölçülendiriyorum. Eğer çap olarak ölçülendireceksem diameter'ı seçip buradan çap 7 olarak ölçülendiriyorum aynı şekilde. Şuradaki ölçümü bir tık daha aşağı aldım ve bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki ölçülerin renkleri, büyüklükleri bunlara nasıl giriyorduk? Bunları da aynı şekilde devam eden eğitim videomuzda hatırlatmış olalım sizlere. Ne yapıyorduk? Buradan Annotate'i seçtim. Diamonds'ın altındaki oka tıklıyorum. Modify kısmına geldim. Çıkan pencereden örneğin Samboys and Arrows kısmına Arrow Size'ın mesela 3.5 olsun diyorum. Akabinde Text kısmına geldim. Text Height kısmında yine 3.5 olarak ayarlıyorum. Text Color kısmından da rengini bunun isterseniz değiştirebilirsiniz. Mesela yeşil olarak ayarladım. Ya da işte beyaz olarak kalabilir aynı şekilde. Buradan OK diyorum arkadaşlar. Close diyorum. Kapatıyorum penceremi. Bakın beyaz olarak kaldı. Ölçüleri büyütüp küçültmenize göre ölçüler birbirine girebilir. Yapmanız gereken seçeceksiniz. Köşelerindeki kısımlarından tutup düzenlemeniz gerekecektir arkadaşlar. Yani sistemli bir şekilde çalışmakta fayda var. Basit bir parça, herhangi bir basit parçanın görünüşü olabilecek bir parça. AutoCAD ile ilgili uygulamalarımızı daha da fazla çeşitlendireceğiz. Bir sonraki eğitim videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.